Bugün Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin Demirtaş'la görüşmek üzere Edirne'ye geldik. Edirne cezaevinde rehin olarak tutulan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili görüşme talebimizi Adalet Bakanlığı'na bir hafta önce iletmemize rağmen bugün Sayın Demirtaş'la görüşme iznimize yanıt verilmediği gibi cezaevi önünde açıklama yapmamıza bile müsaade edilmedi. Bize gösterilen valilik kararı 29 Eylül tarihinde alınan bir karar olarak sunuldu. 29 Eylül tarihinde valiliğin almış olduğu karar eski bir karardır. Bu karardan sonra onlarca kez buraya geldik, cezaevi önünde açıklamalar yaptık. Ancak bize bugün eski bir karar gösterilerek cezaevi önünde açıklama yapmamıza izin verilmedi. Sizlerin de basın mensuplarının da halkımızın da cezaevi önüne gidişine müsaade edilmedi. Bu açıklamayı cezaevine 5 kilometre ötede yapmak durumunda kaldık. Evet, bugün farklı bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Her türlü hukuksuzluğun, her türlü adaletsizliğin sağlandığı bu süreçte yeni bir hukuksuzlukla karşılaşmanın utancını yaşıyoruz. Biz Cumhurbaşkanı adayımızı görmek üzere geldiğimiz Edirne'de burada bir açıklama yapmaktan utanç duyuyoruz. Bu bir utanç tablosudur. Sayın Demirtaş'la görüşmenize izin verilmemesi ayrıca bir utanç tablosudur. Sayın Demirtaş milyonların adayıdır. Sayın Demirtaş milyonların umududur. Sayın Demirtaş Halkların Demokratik Partisi'nin 6 milyon oy vermiş olan bir partinin Cumhurbaşkanı adayıdır. Evet, Sayın Demirtaş'ı dört duvar arasında rehin olarak tutabilirsiniz. Ancak Sayın Demirtaş'ı milyonların gönlünden ve yüreğinden asla silemeyeceksiniz. Korkunuz Sayın Demirtaş'ın cesaretinedir. Korkunuz Sayın Demirtaş'ın bu ülkeyi yönetim biçiminedir. İşte bundan korktuğunuz için bugün Sayın Demirtaş'ı cezaevinde rehin olarak tutuyorsunuz. Adliye koridorlarında, adliye binalarında adalet mülkün temelidir sözünün hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Bundan sonra adliye koridorlarına, adliye duvarlarına adalet iktidarın emrindedir yazısı yazılmalıdır. Evet, adalet iktidarın, AKP hükümetinin emrindedir. Çünkü verilen kararlar hukuki kararlar değildir. Verilen kararlar siyasi kararlardır. Sayın Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin yapmış olduğumuz başvurular reddedilmiştir. Sayın Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olarak diğer Cumhurbaşkanı adaylarının yaptığı gibi il il dolaşamayacak. Mitingler gerçekleştiremeyecek. Tabanıyla, seçmeniyle buluşmalar yapamayacak. Bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği Halkların Demokratik Partisi olarak asla kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ancak şunun altını önemli çizmek istiyorum. Sayın Demirtaş'ı ve rehin tutulan tüm arkadaşlarını 24 Haziran akşamı Türkiye toplumu, Türkiye halkları yani halkımız tahliye edecektir. Buna herkesin inanması lazım. Buna herkesin bilmesi lazım. Biz Sayın Demirtaş'ı 24 Haziran akşamı bu cezaevinden çıkarmak üzere yola çıktık. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Buradan söz veriyoruz Sayın Demirtaş'a. 24 Haziran akşamı halkımız seni buradan halaylarla karşılayacak. Halaylarla seni o dört duvar arasından çıkaracak. Buradan en derin sevgilerimizi, en derin selamlarımızı gönderiyoruz Sayın Demirtaş'a. Yalnız değilsiniz. Milyonlar sizinle birlikte, milyonlar sizin arkanızda. Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa 24 Haziran akşamı son verilecek. Bu ülkeyi barışa olan özlemi, adalete olan özlemi, demokrasiye olan özlemi olan
milyonlar çıkaracak sizi o cezaevinden. Biz buna inanıyoruz. Halkımıza güveniyoruz ve Sayın Demirtaş'a bir kez daha söz veriyoruz. Sen Türkiye toplumunun vicdanında ve yüreğinde olan bir insansın ve 24 Haziran akşamı diğer arkadaşlarınla beraber özgürlüğüne kavuşacaksın. Buradan bir kez daha kendisini sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım, değerli basın mensupları, ben de sözlerime kardeşim, yoldaşım, arkadaşım, sevgili Demirtaş'a sevgilerimi, saygılarımı buradan göndererek başlamak istiyorum. Bir kez daha kendisini göremedik. Ben 18 aydır göremedim çünkü kendisinin resmi görüşmecisi olmama rağmen bu geride bıraktığımız 18 ay boyunca bir kere bile izin çıkmadı. Bugün bir kez daha Adalet Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru karşılıksız kaldı ve bir kez daha kendisini göremedik. Kendisini görememenin ötesinde 568 gündür rehin tutulan Sayın Demirtaş'ın rehin tutulmasını gerekli kılacak hiçbir hukuki dayanak yoktur. Hiçbir yasal dayanak yoktur. Yargılandığı davalara baktığınızda, özellikle tutuklu bulunduğu davaya baktığınızda bu davanın fezlekeleri cemaat mensubu savcılar tarafından hazırlanmıştır ve bu savcıların büyük bir kısmı şu anda tutukludur. Bugün hala iktidarın FETÖ operasyonu yapması tamamen bir seçim malzemesidir. Çünkü FETÖ'cü savcılarla bugün Sayın Demirtaş işte görüyorsunuz tutsak. Bu 568 gündür haksız, hukuksuz sürdürülen bu tutsaklık haline şimdi son verme zamanı gelmiştir. Çünkü bu kadar hak ihlali artık seçme ve seçilme hakkı ihlaline kadar uzanmış bulunuyor. Sadece Demirtaş'ın hakkı değil, Demirtaş'a oy veren milyonların, 6 milyondan fazla seçmenin de hakkının gaspı söz konusu. Çünkü hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde hem anayasanın amir hükümlerinde olduğu gibi seçme ve seçilme hakkının, serbest seçimlerin, eşit seçimlere girme hakkının gaspı aslında sadece bir kişi değil, bu durumda milyonları ilgilendirmektedir. Kaldı ki biz 6 milyon seçmenden bahsediyoruz. Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayları arasında baktığımızda herkes kadar şansı vardır. Belki de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacaktır. Şimdi bütün bunları düşündüğünüzde biz buradan daha önce de yaptığımız gibi yargıçlara bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Kararlarınızı gözden geçirin, cesur olun. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi biliyorsunuz bizim itirazımızı, tutukluluğuna yönelik itirazımızı reddetti. 2-1'le reddetti. Reddetme gerekçesi ise trajikomikti. Adli kontrol şartlarının sağlanmadığına vurgu yapıyor. Sayın Demirtaş grup başkan vekilliği yapmış, iş başkanlık yapmış, 4 dönem milletvekilliği yapmış. 20 Mayıs'ta dokunulmazlıklar kaldırıldıktan sonra defalarca yurt dışına çıkmış, geri dönmüş. 4 Kasım'da tutuklandığı günden bugüne kadar da içeride bulunduğu süre boyunca Türkiye demokrasisine ve barışına katkıda bulunmak amacıyla yazmış, çizmiş, görüşlerini açıklamış ve bu ülkenin umudu olmaya devam etmiştir. Adli kontrol şartlarının oluşmadığı gerekçesi absürt bir gerekçedir. Kabul edilebilir bir şey değildir. Yargının siyasallaştığının aslında bir göstergesi. Diğer taraftan bir üst mahkemeye müracaat ettik. 22 Mayıs'ta, 24 Mayıs'ta bu mahkemede 19 ağır cezanın tahliyerek taleplerini kabul ederek tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir hukuk faciasını bir kez daha yaşadı. Fakat 19 ağır cezada muhalefet şerhi yazan yargıcın o muhalefet şerhini herkesin okuması gerekiyor. Bu muhalefet şerhi aslında bütün durumu özetliyor. Hem mevcut yasalardaki durumu hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki tüm sözleşmelere gönderme yaparak bu tutukluluk halinin bir an önce son bulması gerektiğine dair önemli bir muhalefet şerhiydi. Bu muhalefet şerhini Ankara 20 No'lu Ağır Ceza Mahkemesi de maalesef dikkate aldı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Ve Anayasa Mahkemesi'ne buradan çağrı yapıyor.
Bu başvuruyu rutin başvurular arasında kabul etmeyin. Öncelikli olarak inceleyin. Kendi içtihatınıza diğer mahkemeler sahip çıkmasa da siz Anayasa Mahkemesi'siniz. Kendi içtihatınıza sahip çıkın. Balbay kararını ben buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi öncelikli olarak bu dosyayı görüşmeli ve seçme ve seçilme haklarını gözeterek bir an önce tahliye kararını vermelidir. Aksi halde bu zaten meşruiyet krizi yaşayan bu sistem çok daha derin krizlere sürüklenecektir. Seçimlerin üzerinde zaten şaibe vardır, gölge vardır. Bu gölge daha da karanlık bir hal sergileyecektir. Buna son vermenin yolu şimdi Anayasa Mahkemesi'ndedir. Biz bu çağrımızı buradan bir kez daha iniliyoruz. Bakın bugün içine sürüklendiğimiz en önemli sorunlardan biri yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiş olmasıdır. Sayın Demirtaş bu kampanyaya başlarken de öncelikle vurgu yaptığı alan bu olmuştur. Türkiye'nin bu olağanüstü koşullardan bir an önce kurtulması, olağanlaşması gerekmektedir. Türkiye'de kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesi gerekmektedir. Tekçi anlayışın yuttuğu bu kuvvetler birliği anlayışıyla yargıyı esir aldığı bu durumdan bir an önce kurtulmak gerekiyor. Evrensel hukuk değerlerine, insan hakları değerlerine hep birlikte sahip çıkmak gerekiyor. İşte bu sahip çıkmanın sesidir Sayın Demirtaş. Onun Cumhurbaşkanlığı kampanyasında ağırlıklı olarak vurgu yaptığı zaten bu olağanlaşma döneminin hayata geçmesidir. Hukuk hepimize gerekli bir şey. Adalet hepimiz için gerekli bir şey. Herkes için adalet diyoruz. Demirtaş için adalet diyoruz. Ve biz buradan tüm kamuoyunu, hem uluslararası kamuoyunu hem ulusal kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Oylarımıza, siyasi irademize, geleceğimize sahip çıkalım. Demirtaş'ın bir an önce özgür kalması için herkes bulunduğu yerden ses çıkarmalıdır. Bu konudaki duyarlılığını hayata geçirmelidir. Hepinize teşekkür ediyorum.